Evet sevgili izleyenler, Kırklareli standımızdaki sohbetimiz devam ediyor. Sayın Muhsin Yavuz Beyefendi, Kırklareli Demirköy Belediye Başkanımızla sohbetimizi yaptık. Başkanım, misafirlerimiz de sohbetimize katıldı. Müsaade ederseniz onlara da bir hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Ebru Şahin. Oyuncuyum, şu anda bir İstanbul'da Gelin Atlı Zerevli alıyorum. Çok güzel. Başkanımızın daveti üzerine geldim. Hoş geldiniz. Gelmişken de evet, yine adadan biraz bahsettik. Daha önce ben de kamp yaptım, çok gitmeyi sevdiğim bir yer gerçekten. Öyle. Gitme şansınız oldu mu İnada'ya, Demirköy'e? Evet, evet. Nasıl gittim, buldunuz? Bayıldım. Yani hayatımda yaptığım en güzel tatillerden biri gerçekten oradaydı. Kamp yapmayı biraz sevdiğim için oranın doğası, işte ormanları, içindeki longozu, insanları denizi da aynı şekilde çok yardımcı oldular ve çok keyifli bir tatil geçirdim. İstanbul doğumlu muyuz? Sık sık Trakya'ya gitme şansımız oluyor mu, yoksa sadece ilk defa Demirköy'e mi gittiniz? Ailem Tekirdağlı benim zaten. O zaman ben İstanbul'da doğdum büyüdüm ama Trakya'yı biliyorum. Trakya'ya yabancı değilsiniz. Evet. Ama tabii ki Trakya'mızın güneyi ayrı bir güzel, Tekirdağımızın olduğu bölüm, Marmara kıyıları. Kuzey ise keşfedilmemiş bir ayrı bir harika bir yer. Buradan izleyicilerimize bu Ebit Fuarı ile ilgili, Demirköy'ümüzle ilgili neler söylemek istersiniz ya da bir mesajınız olur mu? Ziyaret etsinler mi orayı, gelsinler mi? Turistik olarak İstanbul'a yakın mı, uzak mı? Siz kolay gidip geldiniz mi, ucuz mu, pahalı mı? Ben uzun uzun sorular soruyorum ama unutursanız ben tekrar hatırlatırım size. Şöyle, zaten bizim tercih etmemizin nedeni İstanbul'a yakınlığıydı. Çünkü iş yoğunluğunda herhangi bir şeyde bir yere gitmek, tatil yapmak çok zor oluyor. Belki ama bir hafta sonu için bile hemen kaçılabilecek bir yer değil mi? Hafta sonu kaçama için mükemmel yakınlıkta bir yer. Bravo. Yani doğasıyla, işte kamp yapmayı sevenler, işte doğayı sevenler, işte sıcakkanlı insanları sevenler kesinlikle gitmeliler diye düşünüyorum. Ulaşım kolay. Evet. Çok pahalı bir yer değil, değil mi? Nasıl şartları sizce? Yani orada gayet rahat kaldınız mı? Hiç öyle parayla, işte pahalılıkla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Normal. Güzel bir aracınız varsa, güzel bir arkadaşlarınız varsa çok kolay tatil evet, yapılabilecek bir yer değil mi? Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Biz size oyunculuk yaşamınızda başarılar diliyoruz. Ayrıca başkanımız da diziyi de bizim orada çekmesini talep ediyoruz. Öyle mi? Tamam. O zaman ne diyorsunuz? Her türlü desteği vereceğiz. Arkasındayız. Demirköy'de çok filmler çekiliyor şu an. 3-4 tane film çekiliyor. Arkadaşımızı da bekliyoruz Yasin orada. İnşallah. Dizi mi olur, film mi olur, kendilerini orada görmek istiyoruz. İnşallah seve seve gelirim. Çok teşekkürler. Biz de bu davetinizi seyirci aracılığıyla deklare etmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben hemen izninizle karşımda Balkan Dostları Derneği Türkiye Başkanı sevgili Mehmet Bey var. Mehmet Bey hoş geldiniz fuarımıza. Ben mikrofonu size uzatmak istiyorum. Sizi tanıyalım. Balkan Dostları Derneği'nden biraz bahsedelim ve fuarı değerlendirelim dilerseniz. Buyurun efendim. Balkanlar Dostluk Derneği Başkanı Mehmet Balı. Mikrofonu size vereyim Mehmet Bey. Tamam, azıcık kamera tamam, dönersek şöyle Mehmet Bey. Tamam. Şimdi yani bugün bölgenin tanıtımıyla alakalı başkanımı ben her zaman her etkinlikte görüyorum. Bugün de bu vesileyle bölgeyi tanıtmak adına özellikle Trakya bölgesinde Munis Başkanım'ın heyecanını her zaman gördüm. Onun yanına geldik. En azından burada bir katkımız olsun. Fakat tabii ki bunları daha fazla sıklaştırmak lazım. Şimdi hanımefendinin sanatçı yönüyle ön plana çıkması, bölge insanı olması. Dolayısıyla bu vesileyle taşımak lazım onları sürekli ön planlara. Buyurun. Sevgili Mehmet Bey, siz benim bildiğim böyle İğneadalı Demirköylüsünüz. Bölge insanısınız. Evet. Yani biraz da Balkan Dostları Derneği'nden bahsedelim mi? Yakın bir zamanda onun da bir şu ana kadar üçüncüsü düzenlendi bildiğim kadarıyla. Bir büyük bir organizasyonu şu anda hazırlıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Ondan bahsedelim isterseniz. Şimdi bizim derneğin, Balkanlar Dostluk Derneği, uluslararası maraton yapıyor. Yani bu Edirne'de dördüncüsünü yapacağız bu sene. Selimiyönü'nden başlıyor. Yunanistan'a geçiyor. Sınırları pasaportsuz ve vizesiz geçiren ender spor etkinliklerinden bir tanesi. Dünyada da eşi benzeri yok böyle bir etkinliği. Kaç ülkeyi kapsıyordu Mehmet Bey? Sadece maratonun 21 kilometreyi doldurduğundan dolayı sadece Yunanistan'a geçebiliyoruz. O da Pazarkule'den geçiyor. Yunanistan Kastaniyes kasabasının oradan geriye dönüyor. Tekrar Selimiyönü'nde koşu bitiyor. Geçen sene başkanım da katıldı. Bu sene de inşallah İğneada'da bir yüzme organizasyonumuz var 9 Eylül'de. Onu da birlikte inşallah başkanımla beraber organize edebilirsek, yetiştirebilirsek 9 Eylül'de öyle bir programımız var.
daha çok Kırklareli bölgesel sivil toplum kuruluşları olarak bu tür etkinlikleri biraz daha genişletmeye çalışacağız önümüzdeki günlerde. İnşallah bakalım. Peki. Fuarı nasıl bulduk Mehmet Bey? Bu fuar genel katılımı geçiyor? Olarak çok güzel. Yani bu tür etkinlikler aslında bölgeyi tanıtma adına faydalı. Şimdi dikkat ediyorum bizim bölgemize, Trakya bölgesinde baktım katılım çok fazlaydı. Gelen misafirlerimiz çok fazlaydı. Başarılı. Genel yani anlamda başarılı. Aynen. Evet. Bir de ben her şeyden önce bizler burada bugün ziyaretçiyiz. Tabii ki bizim gündemimiz değil bu ama başkanımın heyecanını ben her zaman destekliyorum. Munis başkanımın faaliyetlerini her zaman destekliyorum. Bizler bugün burada bu etkinliği ziyaret amaçlı geldik. Fakat başkanımın sadece burada değil, orada da yaptığı çok büyük faaliyetler var. Bireysel konuları çok fazla. Ben her zaman kendisini alkışlıyorum. İnşallah biz de elimizden geleni yapacağız. Onların yanında olacağız. Sivil toplum kuruluşları olarak. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Bizler de başkanıma tekrardan teşekkür ediyoruz. Bizleri davet ettikleri için. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Hanımefendiye de bizimle sohbet ettiği için. Evet sevgili izleyenler. Demirköy'ümüz, Kırklareli'miz böyle. Herkesi Demirköy'e, Kırklareli'ne bekliyoruz. Tabii ki bu fuar bunun tanıtılması için bir vesile ama yerinde gördükleri zaman Kırklareli'mizi, Demirköy'ümüzü çok daha fazla seveceklerine ben inanıyorum. Fuarımız devam ediyor. Bugün demiştik ki cumartesi günü, üçüncü gün idi. Yarın final yapacağız. Daha yoğun bir gün olacak. Tüm dostlarımızı Ebit'e, Kırklareli standına ve Demirköy'e Muhlis Başkanıma misafir olmaya bekliyoruz.